Hepinize merhaba arkadaşlar. Son düzlük part 5 ve final olacak büyük basılıkla. Bu da bitiyor mu ya? Ha? Bu da bitiyor mu? Şu an 5 Haziran saat 15:54. Ben şimdi poster hazırlayacağım ve daha sonrasında da bitirme sunumunu hazırlayacağım. Bu hafta içerisinde yani 6 ile 10 arasında bir sunum gerçekleştireceğiz komisyon karşısında. Sunumun hangi gün olacağı belli değil. Hala bir açıklama ya da bir şey yapmadılar. Umarım yarın olmaz diyoruz. Yani pazartesi günü olmaz diyoruz. Çünkü çok sıkıntı. Psikolojik olarak bunu henüz hazır değilim. Bir yanım diyor ki hemen olsun kurtulayım ama bir yanım da hemen pazartesi olmasın istiyor. Çünkü bu posteri bir de bastırması var gidip bunu. Yani ya çarşıda bir yerde bastıracağım ya da okulda basıyorlar mı hiç bilmiyorum. Bunu tamamlayacağım. Ondan sonra sunumu tamamlayacağım. Sunumu hazırlayacağım. İşte sunumu yine her zaman gibi kanmadan bir şekilde onu ayarlarım, onu sıkıntı yok. Önemli olan bunlar değil zaten. Önemli olan hocaların karşısında. Hocalar ne soracak, ne edecek, nasıl darlayacak, sonucunda ne olacak bilmiyorum. Neyse geçen hafta bu arada bizim final haftamızdı. Finalde insansız araçlar sınavım kötü geçmişti. Aslında o hafta çok fazla video çekemedim çünkü arkadaşlarım geldi. Arkadaşlarımla beraber gece gündüz çalışmaya çalışıyoruz ama artık o kadar çok yorulduk ve bıktık ki yani çalışamıyoruz. Böyle bir arada bir deredeydik yani. Çok çok zorlu bir haftaydı. Çünkü herkes bir yandan hem bitirme teziyle uğraşıyor. Hoca onay verecek mi, vermeyecek mi? İşte onları bastırmaya çalışıyoruz falan böyle. Neyse ki şu an herkes bitirme tezini teslim etti. Sadece sunumu bekliyoruz. Onun dışında da işte geçen hafta dediğim gibi finallerimiz vardı. İnsansız araçlar finalim kötü geçmişti bana göre ama 85 aldım ve insansız araçlar AA geliyor. Yani o yüzden mutluyum. Daha sonrasında işlemsel zeka vardı. Aslında önemli olan işlemsel zekaydı. Onu çünkü derslerini falan izlemem falan gerekiyordu da açıkçası şöyle söylemek gerekirse çok fazla oturup ders kaydı izlemedim. Çıkmış sorulara baktım ve PDF'lere baktım birazcık. Şansımızdaki hocalar da çok zorlamadılar ve çıkmışlardan çıkmıştı ve basit sormuşlardı. Ondan da 60 aldım. O da BB geldi. Şu an notlarımı da göstereyim. Notlarım da bu şekilde. Nesilen internetin açıklanmasını bekliyoruz. Daha sonra burada işte bitirme çalışmasına bakalım hoca ne girecek. En sonunda zaten bir stajım kalıyor ve ondan sonra ne oluyoruz? Mezun. O zaman ben şimdi bu posteri hazırlayayım. Çok fazla vakit kaybetmeden akşam arkadaşlarla buluşacağız. Ondan sonra bakalım. Bakalım. Çok garip. Çok garip. Görüşürüz birazdan. Arkadaşlar Zehra mezun oluyor. Ağlayacağım. Lan 5 sene nasıl geçti be Zehra? Ha? Nasıl bitti ya? Nasıl bitti? Bilmiyoruz Zehra şu an. Yakıştı ha. Ben keşke olsaymışım. Ooo. Valla yakışır da. Bir sene YKS'ye kısık hukukum yok mu? Oğlum şey yok ki sen zaten ben şey olamıyor musun? Tam hakim ol işte. Hakim bile yemedim yakışır. Yani. Ve de bir güzel oldu şimdi. Evet yakışır. Kankama. Onlarınki 8'i. Bugün 8'i değil mi? Aynen. Bizimkisi de 17'sinde. 17'sinde artık biz mezun oluyoruz. Sabahın köründe. Bakalım. Neyse telefonumun çok fazla hafızası yok. Zehra bir şeyler belge falan alırken çekerim artık gerisini. Sonra görüşürüz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar bu kız mezun oldu ya. Aldı cübbe şeyini de aldı, belgesini de aldı, yalandan çakma belge. Yalan bir belge, çakma bir belge. Ama gerçeğini de alacağım inşallah, benim diplomayla. Hadi helal olsun, ne diyelim. Umarım işsizler ordusuna katılmayıp tez vakitte bir iş bulursun arkadaşım. İnşallah. Bu temennilerimi sana sunuyorum. Nasip. Mukadderat. Yavaştan yağmur da yağmaya başladı da, bir saate benim diğer arkadaşlarımın şeysi var, ne yapacağız bilmiyorum. Ha, ne yapalım, bekleyelim. Bekleyelim mi? Onları da bir göreyim diyorum çünkü. Görelim. O zaman yukarı çıkalım. Bakayım oraya. Sen ne zaman mezun oluyorsun? Şşt. Ha? Siz ne zaman mezun oluyorsunuz? Mezun ettik. Çocuğumu mezun ettik. Şimdi millete aldım. Millete aldım.
arkadaşlar. Şimdi Zehra'nın mezuniyetinden çıktık. Zehra'yı da mezun ettik, Fatma'yı da mezun ettik, Sena'yı da mezun ettik. Şimdi kendimi mezun etmeye çalışıyorum. Burada bir tane şey posterci var. İşte oraya gidip posteri dün mail atmıştım. Şimdi gidip posteri alacağım. Cuma günü de sunum var. Umarım sunum çok iyi geçer. Yani bilmiyorum, sunumu düşündükçe artık böyle gerim geriliyorum ya. Gerçekten ne olacak bilmiyorum. Sunumuz gerçekten hayır olsun. Ondan sonra ayın 17'sinde hazırlanıyoruz. Bizim mezuniyet de 17'sinde zaten. Ablam şimdi birkaç elbise yolladı Giresun'dan. Onları deneyeceğim, hangisi artık olursa. Yani bir tanesi olacak. Terziye falan vereceğim duruma göre. Bakalım, kararlaştıracağız. Zaten o da ayrı bir video olur. Şu an şu son düzlük bitsin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şimdi burada Best Kupi diye bir yer varmış. Buraya geldim. Buradan alacağım. Bakalım. Şey benim vardı bir tane. Birini mi alacaksın? Üçünü de alacağım. Ben şimdi dün gece yeniden düzeltip benimkinin boyutunda kayma vardı. Dün gece düzeltip onu yeniden atmıştım ama yanlış olmuş. Yani herhalde yanlışım attım. Ne oldu anlamadım. 50'ye 70 çıktı. O da çok küçük kalıyor yani. O yüzden bir daha şimdi A1 boyutunda çıkarttıracağım. Gün geçmiyor ki bestekem öyle, onun aksilikleri hiç bitmiyor. Neyse. Ya o ne olacaksa da doğru düzgün olsun. Belki hani çok önemi de olmayacak ama yapacak bir şey yok, en azından doğru düzgün olsun. Bir kere sonuç olarak poster yaptıracağım inşallah. Hayırlısı. Arkadaşlar IoT açıklanmış, şimdi ona bakacağım. Çok gerginim. Herkes geçtik falan diyor, kaçardım. Bakamıyorum. No 80 almışım. Oha. Oha. Aa geliyor. Çok iyi. Salaksınız. Oğlum kalbim şu an ağzımda atıyor lan. Ben şok. Ben cidden şok. Allah'ım bitirmeden de geçeyim. Allah'ım yarabbim. Ben istemiyorum şu an ya. Nasıl 80 aldım ya? Dur, sınıftakiler ne diyor? Gruptakiler ne diyor? Ya gruptakileri boş ver. Ha, sizin grup. Bizim gruptakiler. Oğlum nasıl 80 aldım ben? Ananı satayım. Sorgulama diyesini. Dereret dererem dererem. Yee, bakalım. Oğlum iki tane AA, bir tane BB. Allah'ım ya. Çok iki tane AA mı? Evet, bu da AA geldi. Bir tane bile AA mı? Ceren kaç aldı? Figen 60 almış, 47 almış. Nasıl 67 aldın? Oğlum dur, annemi arayacağım şimdi. Arkadaşlar biz dün gittik, poster çıkarttık ya. Poster çıkartmamıza gerek yokmuş. Bir de ben üstünde küçük olduğu için gittim, bir tane de büyüğünden çıkartmıştım. Yani hocam madem ilk zamanda bunu söyleseydiniz, bir de uğraşmasaydık yani, para vermeseydik o kadar. Değil mi oğlum? Neyse artık, birini buradaki eve asarım. Diğerini de Giresun'daki eve yollarım, annem de uğraşsın. Tabii mezun olursam. Ya bilmiyorum, şu sunum artık geçsin arkadaşlar. Cidden ben başka bir yerine bilmiyorum. Ben şimdi biraz edit yapacağım. Sonra sunumda bir video eklemem gerekiyor. Onu ekleyeceğim. Video çekeceğim. Videoyu sunumuma yerleştir, koyacağım. Ondan sonra da yarın sunumum var saat 9.45'te. Benim ölüm saatim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her şey için çok teşekkür ederim. Benden sonra kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bestler anı defter olarak kalacak YouTube kanalı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.
Daha sonra sınavım var. 9 saat 2 dakika sonra. Çok gerginim. Gerçekten. Ya bilmiyorum, böyle tam böyle kendimi sakinleştirdim. Böyle uyumaya gideyim diyorum. Sonra tekrardan buna bir şeyler geliyor ve böyle bir ruhum sıkışıyor. Bir an önce sabah olsun ve bitsin istiyorum. Keşke bugüne kalmasaydı. Hani bir hafta önce diyordum yarın olmasın, erkenden olmasın, en son gün olsun diyordum ama yok abi ya. Gerçekten şu an yarın olsun ve bitsin istiyorum. Bir an önce yarın olsun ve bitsin. Ya söyleyecek hiçbir şey de bulamıyorum ya. Bak size posterimi göstereyim. Posterim bu. Bir de hatırlamıyorum söylediğimizi daha öncesinde. Ben poster çıkarttım. Ha zaten biliyorsunuz. Poster küçük çıkmıştı. Sonra gittim bir daha onu büyük çıkarttım ya. Sonra hocalar dedim. Hatta bugün duyuru attı. Poster çıkarmanız gerekiyor. Bilgisayardan gösterebilirsiniz diye. Hasan hocam, ben iki tane poster çıkarttıktan sonra söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Neyse, çok önemli değil. Zaten daha sonrasında sunum için bunlara ihtiyaç var diye hatırlıyorum. Ne posterleri böyle bir koridora asacağız diye biliyorum. Çünkü diğerlerini öyle yapmıştım. Biz öyle yapabildik aslında. Sıkışıyor ruhum. Bitsin. O zaman yarın sabah görüşürüz. Kendinize bakın. Ben gene gece uyuyamazsam ve ruhum sıkışırsa buraya gelirim. Ne güzel. Selam arkadaşlar. Ben hazırlandım, gidiyorum. Saat 8:55. Benim sunum 9:45'te. Otobüs geldi yani, zaten 5 dakikada okulda. Hani gerçekten şu telefon hafızası beni bitirecek ha. Neyse, bir an önce şu petrolden falan su almam lazım. Suyu aldıktan sonra da hemen okula çıkacağım. Bana bol şans dileyin arkadaşlar. Yaklaşık bir saat sonra görüşürüz. Durum güncellemesi yaparım. Dün gece aslında biraz rahat uyudum. Yani bu saatten sonra yapılacak pek de bir şey yok. Bira bismillah deyip sunuma gireceğiz. Sunum arkadaşlarım şimdiden başarılar. Mikros açıkmış. Hemen mikrosdan bir su alayım. Arkadaşlar birazdan sunuma gireceğim. Çok gerginim. Son kişiler. İçerideki çıkınca ben gireceğim. Tam ne olacak bilmiyorum aslında. Normalim de, gerginim de, değilim de, karışık. Neyse. Şu an çok ses yapamıyorum. Çıkınca görüşürüz. Arkadaşlar çıktım sunumdan. Sunumdan çıkalı aslında bir 40 dakika falan oldu. Arkadaşlarla kritik yapıyorduk. Yani iyi geçti. Tezimde birkaç hata varmış. Onu düzelteceğim. Sonra benim doğruluk oranlarım birazcık daha şiddetli olandan daha düşüktü. Hocalar işte şey dedi, bir dönem çalışıp bunu mu yaptım falan dedi böyle. Ya güldük yani, çok gergin bir ortam yoktu. Rahat geçti. Ya bilmiyorum, tezimde işte bazı yazım hataları varmış. Onları düzeltip geri yollayacağım. Bu da demek oluyor ki geçtim yani. Kötü bir harf notuyla da olsa geçtim. Şeyden düşük verecek çünkü, tez yazımından falan düşük not alacaksın dedi hocam. Ama bilmiyorum yani, en kötü DC'ye geçerim diye düşünüyorum ya. Hayırlısı olsun bakalım. O zaman bu da bitti mi? Bu da bitti. Şimdi arkadaşları bekliyorum. Onlara sunum nasıl geçecek falan. Öyle. Hayırlısı olsun ya valla. Mutluyum şu an. Şu an mutluyum. Umarım son dakika böyle bir ağlamam. Bilmiyorum ne olacak. Bugün herhalde notları girerler. Çünkü bugün son gündü. Bakalım ya. Hayırlısı. Gerçekten hayırlısı olsun artık. Ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Bakalım. Evet, sunumu da yaptık. Arkadaşlar da sunumunu bitirdi. Dağıldık, onlar yemek yemeye falan geçtiler. Ben şimdi cübbeyi alıp eve geçeceğim. Buralarda son zamanlarımız değişik. Yani inşallah son zamanlarımızdır. Hoca büyük ihtimalle bugün gün içerisinde notları girecek. Bakalım. İçime şey diyor, hani geçeceğim. Ama düşük harf notuyla geçecekmişim gibi geliyor. Bilmiyorum ne olacak. Bekleyip göreceğiz zaten, size haber veririm. Şimdi cübbeyi almaya gideceğim. Zaten evde görüşürüz. Telefon hafızası zaten dolmak üzere. Doğru düzgün hiçbir şey çekemedim. Neyse, bunları daha sonra detaylıca konuşuruz. Bay bay. Bizde böyle bir şey yok. Sizde böyle bir şey yok.
bu small'unu denedim. Şimdi belki bir de X small'unu denerim, bakalım nasıl oluyor. Şimdi de small'unu denedim. Bilemedim ya. Kızaki kadına soracağım. Ama small ya. Small olurum. Bol olsun. Bir tık. Arkadaşlar acaba konuşamıyorum, heyecanlandım. Az önce bir girdim şeye, ÖBS'ye. Sınava seminere 100 vermiş. Bakalım diğerine kaç verecek. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ya. Geçtim. Mutluyum ya. Herkes de bana bakıyor burada. Gerçekten mutluyum ya. Abi ya. 3 hafta önce her şeyi salıyordum yani. Gerçekten bu nasıl bir düzlük? Bu cidden inişli çıkışlı bir düzlük oldu. Serinin adı son düzlük ya. Abi bu nasıl bir düzlük bilmiyorum. Neyse çok fazla konuşmayayım. Arkadaşlar tekrardan giriyorum. Bakalım açıklanmış mı? Anasını satayım ya. Girmiş mi? Bakacağım ben, bakacağım. Yok, girmemiş ya. Çok gerginim, hadi gir. Onu girerken altına niye diğerini de girmedin hocam? Neyse beklemedeyiz. Ben de o sırada dizimin final bölümü çıkmış, onu izleyeyim. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar kombin değişikliği. Giresun'dan elbiselerim geldi. Mezuniyet için onları deniyordum da. Bakalım hoca tekrar açıklamış mı açıklamamış mı. Bu anı tabii ki de paylaşmak ve ölümsüzleştirmek istiyorum. O yüzden video altına alıyorum. Neyse hadi bismillah. Girmiş misin canım hocam? Girmemiş hala ya. Onu orada yüzü görünce böyle bir şey oluyorum. Heyecanlanıyorum da daha açıklamamış. Zehra buraya gel. Bak bak kim var burada. Hani sen? Şimdi geldi. Çok güzel. Bir tanesi. Pembe de öpürünü gör. Öpürünü de giyin şimdi. Tamam. Giyin. Yani şöyle yatınca gerçekten uyuyacağım yani. 500 kere ÖBS'ye girdiğim için rikerç veriyor. Bakacağım. Şu an açıklamış olsa ne güzel olur. Hocam ya. Hocam. Hangi harf notuyla geçtim çok merak ediyorum ya. Neyse. Bugün son değil mi ya? Bugün herkes son diyor. Anlamadım ki ya. Neyse. Bir daha gireyim. Neyse bir daha gireyim. Yüksek gelir inşallah. İnşallah. Yüksek harf notuyla geçersem genel ortamım üstüne çıkıyor. O yüzden biraz gerginim ve heyecanlıyım. Da neyse hayırlısı yani. Mesela ben biraz böyle mal gibi yatayım da belki uyurum. Genel ortamında harf notu görüyor. Hayır. Ne? Garo'da mı? Ha, onaylanmış harf notu görünüyor ama ortada mı görünmüyor bende? Bende görünmüyor. Bende tam tersi. Ortalama görünüyor. Harf notları çıkıyor. Onaylamamış. The next day. Arkadaşlar günaydın. Ayhan Hoca notlara girmiş. Ayhan Hoca yüksek verecek. 5-5. Çok gerginim. 65 vermiş, BB geldi. Biliyordum BB geldiğini. Of çok mutlu olmuş ha. 65'ini aldım. Olsa da ortalama. Of çok iyi oldu ya. Onaylanmış. Benim ortalama. Yok yani burada onay göstermiyor. Ama şöyle bak. 86 tane. Of çok mutlu oldum. Arkadaşlar az önce gene telefonun şarjı, ne şarjı lan? Havuzası doldu. Çekemedim. Ben bu da bebeğe geldi ve ortalanmış buçuk, bakın. Bakın şu güzel tabloya bakın. Ya şuraya bak. Yani 65 gayet ideal bir not. Teşekkür ederim Ayhan hocacığım. Çok sağ olun.
Yani ben DC'ye bile razıydım. Yani BBB'm için tap yani. DC geçinmez de zaten yani ne bileyim ya. Ya çok iyi ya. Lan bu da bitti lan. Lan bitti lan bitti. Lan bitti lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar ittir kattır ağlaya zırlaya. Bitti. Hayırlı olsun. Şu genel ortalamamda 3 üstüne çıksın var ya. Uf temiz temiz. Bak şimdi bundan önce 2.86 idi. Bunun ortalaması 3.5 oluyor. Bu dönemin ortalaması. Hayır öyle olmuyor kanka. Ama son ikisi kalmış. Bundan önceki genel ortalama 2.80 dedi. 2.90 mıydı? 2.86 dedim de öyle olmuyor. Onun başka bir trikleri var. Bakın bakın tüm derslerim başarılı yazıyor. Bak bak. Bak bak başarılı başarılı. Hiç başarısız yok. Sadece işte bir stajım kaldı. Bakın arkadaşlar bütün derslerinizi geçtikten sonra ÜSED'ler 12 kredi bütün seçmelerimi aldım. Sadece 6 kredi stajım kaldı şurada. Stajımı da hallettikten sonra bu yaz stajımı hallettikten sonra Eylül'de mezunum. Bak Eylül'de tamamen okulla ilişkim bitiyor. Tabii ondan sonra yüksek lisansa hazırlanacağım. Ya bilmiyorum yüksek lisans yapsam yapmasam mı? Bazen diyor ki bir yanım yap gitsin. Bir yanım diyor ki lan 2 sene daha uğraşılır mı? Bilemiyorum. ALES'e gideceğim ama ondan sonra karar veririm ALES'ten sonra. Yap. Yap. Çok mutluyum ya. Annem uyanmış mıdır? Bir de annemi arayayım bari. Hadi bir de annemi arayayım. Arkadaşlar, serinin sonuna geldik mi? Yani ben hala inanamıyorum. Yani şu an kendimi bir boşlukla hissediyorum gerçekten. Çok çok garip geliyor ya gerçekten. 3 hafta öncesine kadar her şeyi bırakmıştım. Hiçbir şey yapmayacaktım. Yani aslında amacım 3 hafta öncesine kadar şöyleydi. Bitirmeyi bir sonraki döneme bırakıp sadece derslerime odaklanacaktım. Ve aynı zamanda bir yerde bir işe girmeyi düşünüyordum. Ve işe girmeyi düşündüğüm yerde tabii ki de bir garsonluktu. Çünkü o ara bir sürü yere başvuruda bulunuyordum. Hiçbirisi dönmüyordu ya da reddiyordum. Sonra bitirme zaten ilerlemiyordu. Sonra işte ona da işte bir sürü olaylar falan filan her şey çok üst üste geliyordu. Ve ben hiçbir şey yapmayı gerçekten istemiyordum. Zaten biliyorsunuz psikolojik olarak ne kadar çökündüm olduğumu. Ama sonra böyle bir gaza geldim. Arkadaşlarım sağ olsun gerçekten. Arkadaşlarımın gazıyla böyle bir başladım. Aslında bak ben ne kadar bırakmak istesem de bir türlü bırakamıyordum. Yani sürekli işte bitirmeyi mesela salacağım diyordum ama her gün yani bir saat de olsa falan yine bakıyordum işte ne yapabilirim, ne olabilir, şurayı şöyle yapsam nasıl olur, böyle yapsam nasıl olur gibisinden. Ama hani bir türlü sonuca kavuşturamadığım için ve kafamda net bir şekilde hani evet ben bunu bitireceğim diyemediğim için aslında çok da ilerleyemiyordum yani boşa bakıyordum. Dediğim gibi sonra bir şey oldu ve ben böyle hepsini bir anda hallettim. Yani ben de hala inanamıyorum. Gerçekten böyle bir rüya gibi geliyor. Bir garip geliyor yani gerçekten. Bitti yani sonunda bitti. Bitti. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Yani gerçekten bu seri boyunca şunu anladım. İnişi çıkışı çok fazla zaman geçiriyoruz. Yani ben bu başın adını son düzlük dedim ama yani yolda da olduğu gibi hep bir engebe, bir kasis, bir çukur, hep bir şeyler oluyor. Bazen o çukurun öyle bir dibine iniyoruz ki yani gerçekten yüzeyi göremiyoruz. Karanlıkta kalıyoruz ve hiçbir şey. Orada yalnız başımıza sadece böyle ne yapacağım şimdi diye ağlıyoruz. Ama sonra bir an geliyor ki o çukurdan çıkıyorsun dümdüz bir yol. Sonunda o güzel ışık, o güzel ufuk çizgisi yani Giras'ındaki o orayı hayal ediyorum ben. Yani gerçekten böyle rahatladığımı, ferahladığımı hissediyorum. Gerçekten öyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Sonra tekrardan bir kasis şu bu derken sonunda o yolu bitirdik. Sonunda o yol bitti yani. Çok garip geliyor bana. Şimdi ne olacak? Şimdi ne bitecek? Aslında bir süre bunu düşünmek istemiyorum. Yok işmiş, stajmış. Aslında evet benim derslerim ve bitirmem bittiği için sadece stajım kaldı. Yani mezun sayılırım yani. Stajımı yaptıktan sonra bitiyor her şey. Tabii o bittikten sonra iş hayatı ne olacak, ne bitecek, işe girebilecek miyim, nerede işe gireceğim, burada mı olacağım, İstanbul'da mı olacağım, ne olacak, bu evi boşaltacak mıyım, başka eve mi geçeceğim. Zaten kirayı şunu bunu düşündükçe iyice gene böyle bir her şey sarpa sarıyor ama şu anda bütün olumsuzlukları düşünmek istemiyorum. Şu an sadece bu anı bitirdiğimi ve o zorlukları nasıl aştığımı
Yani onların geride kaldığını, böyle bunları düşünüp mutlu olmak istiyorum. Ya size de tavsiyem şu, evet illaki siz de çok zor zamanlar geçeceksiniz, hiçbir şey istediğiniz gibi gitmeyecek, her şey daha da çok kötüye gidecek. Yani iyi hiçbir şey olmayacak. Gerçekten ben 1,5 dönem boyunca, bakın gerçekten geçen dönemden beri böyle kendimi çok kötü hissediyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum, okumak istemiyorum, okulu bırakmak istiyorum. Yani hep şu kafadaydım, yani bırakayım ya, bırakayım, yapmak istemiyorum, ben kendimi bu meslekte bir yerde görmüyorum'a kadar bile kendimi getirmiştim. Yani düşünün, siz de bu anlara geleceksiniz. Ama size tavsiyem şu, ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar her şey kötüye giderse gitsin, bir kırılma noktası olacak ve her şey iyiye gitmeye başlayacak. Bende o kırılma noktası oldu. Sadece o noktaya kadar sabredin ve güzel şeylere kucak açın diyorum. Yani ne bileyim ya. Şu an gerçekten çok mutluyum. Şu an bilmiyorum, yani gerçekten bilmiyorum. Sonunuz gerçekten hayır olsun. Bütün güzellikler, bütün güzel şeyler hep sizinle olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Hiçbir zaman pes etmeyin. Gerçekten hiçbir zaman pes etmeyin. Çünkü pes etmediğiniz zaman güzel şeyler gelmeye başlayacak. Ben buna inanıyorum artık. Güzel şeylerin geldiği zaman gerçekten her şey çok daha iyi oluyor ve çok mutlu oluyorsunuz. Umarım dediğim gibi her şey istediğiniz gibi olur. Bundan sonra bakalım neler yapacağız, bizi neler bekliyor. Ayın 17'sinde mezuniyetimiz var artık. Mezuniyetimizde de görüşürüz. Tabii ki de sizinle beraber mezun olacağım. Her şey istediğiniz gibi olsun. Bu videoyu, bu seriyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım daha güzel şeyleri hep beraber başarırız diyorum. En güzelleri hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki serilerde artık bakalım bizi neler bekliyor. Görüşürüz.